Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi yine PKK'nın Suriye kolu PYD ile El Nusra arasında yaşanan çatışmanın hedefi olduğu sınırı aşan kurşunlar Ceylanpınar'da 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Bir roket atar mermisi de 8 kişinin kaldığı bir eve isabet etti. Şans eseri mermi patlamadı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi güne çatışma sesleriyle uyandı. Suriye'nin Resulhan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan çatışmalar nedeniyle biri ağır, 4 kişi yaralandı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte PKK'nın Suriye kolu olan PYD ile El Nusra arasında çatışmalar yeniden şiddetlendi. Seken kurşunlar öğretmen evi civarında bulunan Aslan E'nin sırtına isabet etti. E, ilçedeki devlet hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Seken kurşunlar nedeniyle evde bulunan Veysi Bayram elinden, Fatma Alagöz ayağından, Medine Alagöz de karnından yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Can güvenliğinin kalmadığı Ceylanpınar'da mermiler evleri de hedef aldı. Mevlana Mahallesi'nde Mehmet Emin Özçelik'e ait eve roket atar mermisi isabet etti. Buradakiler hepsi kaçtı. Komşularına gitti. Bizim eve gelen var. Herkes korkuyor işte. Herkes Ceylanpınar'dan kaçıyor. Büyük bir gürültüyle camların çatladığı olayda 8 kişilik aile korku dolu anlar yaşadı. İsabet eden roket atar mermisinin şans eseri patlamaması olası can kaybı ve yaralanmaları engelledi. Bu savaş bizim Ceylanpınar Türkiye ile Suriye mi yoksa diğer ülkeler Suriye arasında mı? Benim evim hemen hemen 30-40 tane mermi yedi. Çatışma seslerinin duyulduğu ilçede uyarı anonsları yapıldı. Pencerelerden uzak durmaları, gerekmedikçe evlerinden dışarı çıkmamaları ve sınır hattına yaklaşmamaları gerekmektedir. Çatışmalar nedeniyle bazı bölgelerde yangınlar çıktı. Resulayn'dan yükselen dumanlar Ceylanpınar ilçesine kadar geldi. Tüm yaşanan bu olumsuzluklar Ceylanpınar'da esnafı da vurdu. Esnaflar perişan, çarşı bomboş, vatandaş çarşıya çıkamıyor. Çıkan adam da acil ihtiyaçlarını karşılayıp tekrar evine giriyor. Ne çekimiz ne senedimizi hiçbir şey ödeyecek bir gücümüz kalmadı. Sabah açıyoruz, akşam kepek. Sabah nasıl açıksa akşam öyle kapatıyoruz. Günde 20-30 lirayla dükkanımızı kapatıyoruz. Günde 5-600 milyon.